Podcast gibi izleyicileri farklı sektörlerden derlediğimiz konu ve konuklarla her zaman sizlerle birlikteyiz. Lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın. Şöyle elbise tekstilde onlara şöyle detaylı bir şekilde hem yurt içi hem yurt dışı anlatabilirsek memnun olurum. Tabii ki. Biz Aslen Triko firmasıyız. Yaklaşık 25 kişilik bir ekiple çalışıyoruz. Kendi bünyemizde 40 tane son teknoloji triko üretim makinalarımız var. Bu makinalar Japon menşeli makinalar. Şu an en teknolojik makinalar. Piyasada kullanılan, kabul gören makinalar. Biz üretim olarak bayan triko üretimi yapıyoruz. Yani bayan kazakları üretimi yapıyoruz. Genelde hitap ettiğimiz yaş kesimi 18-25 yaş. Yani fashion grup dedikleri bir gruba hitap ediyoruz. Dediğim gibi Güngören'de bir toptan satışımız var. Aynı zamanda burada tasarım ekibimiz var. Yani tasarım ekibiyle işin başlangıcı oluyor. Ürünler tasarlanıyor. Ondan sonra üretim planlaması ve üretime geçiş sağlıyoruz. Evet. Ürünler üretildikten sonra Güngören'de toptan satış mağazamızda satışa sunuyoruz. Güngören'deki yerin nerede? Biraz da bölgesine oradan bakıyorum. Güngören'de Süleyman Nazır Sokak'tayız. Yeni oluşan bir tekstil piyasası var Güngören'de. Evet. Orada faaliyet gösteriyoruz. Daha önce Bayrampaşa'da faaliyet gösteriyorduk. Ama Bayrampaşa'nın etki alanı azaldığı için, yok, daha az müşteri gelmeye başladığı için biz de değişiklik yapmak zorunda kalıp Güngören piyasasına geçtik. Şu an orada faaliyet gösteriyoruz. Evet. Çünkü ilk olarak gelen ürün buraya. Biraz anlatır mıyız bu süreci? Yani mağazaya girene kadar, satışa kadar hangi süreçlerden geçiyor? Önce tasarımla başlıyoruz. İşte her dönemin bir tasarımı var. İlkbahar. Bir modelhanemiz falan mı var? Var, evet. Modelhanemiz var. Tasarımcılarımız var. Tasarım ekibimiz, modelhanemiz var. İşin mutfağı orası. İlk modeller orada tasarlanıyor. Onun yanında tasarım yaparken hangi tarz iplikleri kullanacağız? Onlarla ilgili kararları alıyoruz. Tasarım oluştuktan sonra, kararlarımızı verdikten sonra ham madde teminine geçiyoruz. Ham maddeyi alıp kendi makinalarımızla burada üretim yapıyoruz. İlk üretim makinalardan başlıyor doğal olarak. Makinalarda biz burada ürünlerimizi dokutuyoruz. Ondan sonra dokuma bittikten sonra konfeksiyon aşamasına geliniyor. Konfeksiyonlarda dışarıda fason üretimi olarak dikişlerini yaptırıyoruz. Ütületiyoruz. Son haline getirip ambalajlayıp ürünümüzü mağazamıza satışa sunuyoruz. Bu Elisa markasıyla satışından bahsederseniz memnun olurum. Bir internet sitemiz var. İnternet sitemizden arkadaşlar görüp siteden bilgi alıp bize direkt iletişime geçebilirler. Telefon numaralarımız mevcut. Instagram adresimiz var. Instagram'dan bizimle çok iddialı olacağını da düşünmüyorum. Elbise tekstil veya elbise markası, elbise tekstil sektörde kendi kulvarında, kendi bölgesinde bir markadır diyebilir miyiz? Diyebiliriz. Hitap ettiği yaş grubu açısından, piyasa açısından, özellikle son birkaç yılda yaptığımız şeyler, ürettiğimiz ürünler, aynı zamandaki ürünlerin kalitesi anlamında evet, bunu çok rahatlıkla söyleyebiliriz. Marka olmanın getirmiş olduğu bu zorluklarla nasıl boğuşuyorsunuz? Tabii ki bunun bize yükümlülükleri çok fazla. Biz üretimimizi ona göre planlıyoruz. İşimize hassas davranıyoruz. İşimize saygı göstermek zorundayız. Yani bugün bizim satışa sunduğumuz ürünleri alan herhangi bir tüketici ürünü açtığında, kullandığında kesinlikle bizim ürünümüzden memnun olması gerekiyor. Müşterinin memnuniyetsizliği bizim memnuniyetsizliğimizdir. Biz işimize bu şekilde bakıyoruz. Alan kişiler mutlaka memnun kalacaklar ki devamında bizi tercih etsinler. Bizim evet, bütün hedefimiz bu şekilde ilerliyor. Evet. O zaman buna paralel olarak şunu da sorayım. Şimdi kırmızı çizgiler vardır ya olmazsa olmazsa. Mesela müşteri memnuniyeti dediniz, olmazsa olmazdır, ben onu anladım. Evet. Kalite, termin, bu noktada sıralama yaparsak ne şekilde değerlendiriyor? Biz en başta kalite esası üzerine yapıyoruz işlerimizi. Termin mutlaka çok önemli yaptığımız işlerde. Ama biz asıl olan her zaman kalite önceliği bizim için. Bazen bütün tekstil sektöründe olduğu gibi bizim terminlerimizde de mutlaka ufak tefek aksaklıklar oluyor. Ama bu
ürünleri gününde yetiştirmek maksadıyla kaliteden hiçbir zaman ödün vermemeye çalışıyoruz. Gerekirse diyoruz ürünlerimiz birkaç gün geç teslim edilsin müşteriye ama yeter ki kaliteli, düzgün olması gerektiği gibi ürünler teslim etmek niyetindeyiz. Bu şekilde faaliyet gösteriyoruz. Bizim olmazsa olmaz. Mustafa Bey, şimdi yöneticiler triko dediğimizde kışın giyilen bir ürün olarak algılanıyordu. Kazaklar, trikolar ama bu sene artık bakıyoruz 12 ay giydiğimiz yani 4 mevsim giyebildiğimiz ürünler artık üretiliyor. Kalındı önceden trikolar. Şimdi tabii yazın daha iyi, baharda daha farklı. Bu ayrı bir maliyet, ayrı bir külfet oluşturuyor mu sektörde? Külfiyet oluşturmuyor aslında. Bizim için daha avantajlı bir şey söz konusu. Evet. Neticede biz baharlık ve yazlık ürün yaptığımız zaman daha uzun süreli çalışmış oluyoruz. Daha öncelerde işte çok kısa bir dönem trikocular çalışırlardı. Evet. 4 aylık, 5 aylık bir zaman zarfında ürettiğini satmak zorundaydı. Bu yazlık ürünler açıkçası biz trikoculara fazlasıyla iyi geldi. Şu an daha uzun soluklu çalışabiliyoruz. 12 ay çalışabiliyoruz. Bunun yanında en önemli şey bu ham madde. Yani biz artık bayanların yazın da giyebileceği, bayanları çok rahatsız etmeyecek ipliklerden yola çıkarak üretim yapıyoruz. Ve bizim de trikoda çeşitliliğimiz çok fazla. Evet. Yani her türlü yeni modele girebiliyoruz. Bayanların istediği tarzda şeyleri yapabiliyoruz. Bayanların isteklerine karşılık verebildiğimiz sürece bu mutlaka devam edecektir. Yani geleceğe dönük baktığımız zaman da evet, bayanlara mutlaka yazın güzel güzel atletler, trikolar giydireceğiz inşallah. Evet, inşallah. Ona üretim yapıyoruz. Aynı dönemde Balkan ülkelerine toptan satışlarımız var. Rusya, Ukrayna. Bunun dışında Suudi Arabistan ve o bölgede bulunan ülkelerin çoğuna dolaylı yoldan evet ihracat gerçekleştiriyoruz. Bu da bizim ürettiğimizin önemli bir kısmını kapsıyor. Yani sadece iç piyasaya evet. Bunu da evet, genelde Gülgören'deki toptan satış mağazamızdan sağlıyoruz. Evet. O bölge her ülkenin yani çoğunlukla ülkelerin gelip oradan ürünlerini alabildiği bir bölge olarak devam ediyor. Evet. Bu neler paketlerde? Kafanızda ne gibi planlarınız var? Çünkü siz çok vizyonu geniş bir iş adamısınız. Böyle günübirlik kararlar almıyorsunuz. Almadığınızı düşünüyorum. Yani hep ileriye dönük hedeflerle, projelerle hareket ediyorsunuz. Neler var kafanızda hedefte? Mesela neler düşünüyorsunuz? Aslında her firmanın hedefi var. Her bireyin hedefi var. Biz daha çok İş bizi yönlendiriyor. Yani iş bir şekilde bir yerlere getiriyor, bizi itiyor. Biz işimizi düzgün yapma, daha önce de bahsetmiştim. Düzgün bir şekilde yapma tarafındayız. Çok çok büyük hedeflerimiz yok açıkçası. Yani piyasa şartları çünkü Türkiye'de malum. Evet. Daha çok böyle ayaklarımız yere sağlam basacak şekilde planlar yapıyoruz. Çok çok uzun vadeli planlarımız yok. Çünkü uzun vadeli planlar şu an piyasa şartları, malum ülkenin durumu bize uzun vadede planlar yaptırtmıyor. Kısa vadede daha sağlam adımlarla yapılan planlar bizim hoşumuza gidiyor açıkçası. Evet. Planlarımız, projelerimiz hep bunun üzerinde. Daha hızlı hareket edelim, biliyorum diyorsunuz. Evet, yani bu şekilde devam ediyor.